Aslında bundan sonraki video daha iyi olacak. Bu videoda sadece yola hazırlık, arabayı yükleme olacak. Haftaya Almanya'ya gideceğiz. Bakalım kaç saat olmuş. 382 saat. Havalar da bitmiş haliyle. Aşağı yukarı ortalama tam bir aydır evde yatıyorduk. Aracımıza iş çıkmamıştı. Ve nihayet 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aracımıza iş çıktı. Daha doğrusu yarın yükleyeceğiz ama bugünden garaja gidip aracımızın yağlama, temizlik vesaire işlerini yapacağız. Çerkezköy'den Almanya'ya yük yükleyeceğiz. Önce kafadaki soru işaretlerini bitirelim. Bu kadar yatınca maaşımızı kesiyorlar mı? Hayır, tabii ki de kesmiyorlar. Niye iş çıkmadı peki? Firmadaki her arabanın kategorisi farklı. Benim sürdüğüm araba ortalama 50, 60, 70, 80 tonla çalışan araba. Öyle bir iş çıkmadığı için benim arabam da yatardı. Yani şu anda yükleyeceğimiz yük 17 ton. Bu arabaya göre mi? Hayır değil. Niye bunu yüklüyoruz? Çünkü Avrupa'da tonajlı bir yükümüz var. Maksat boş gitmeyelim. Sen sonra sesleri şey yapıyorsun değil mi abi? Tabii canım, sesten yana sıkıntı yok. Tamam. Sen niye bir şey der şey mi? Yok olur ya abi, yanlış bir kelam ederiz. Yok canım. Sıkıntı yok. İstediğini söyleyebilirsin. Özgür ve demokrat bir kanalız YouTube. Tamam o zaman, ben dikkatli olayım. Garaja gitmeden Yestreyler İmalat ve Bakım Merkezi'ne uğradık. Biz hidrolik dorselerimizin tamiratını, bakımını vesaire genelde burada yaptırıyoruz. Tamiratı yapılan bir dingil vardı burada. Onları da garaja götüreceğiz yükleyip. Birinin makinesini bir tarafa çek, birininkini bir tarafa çek. Ya ne güzel yatıyordum ben evde. Sabah Müge Anlı'yla başlıyordum. Öğleden sonra karısı kaçanlar bağlanıyordu yayınlara. Akşamüstü de Zuhal Topal'la yemekte izleyip günü kapatıyordum. Şimdi böyle zincirler, dorseler falan zor gelecek. Öteki tarafı takalım da öyle tam sık, yani böyle boşluğunu. Tamam. Çünkü sağa sola çeker bunu. O sallanan spanzeti alsa iyi olurdu. Yani onu görmemesi mümkün değil. Aynadan onu illaki görüyordur. Buradaki arkadaş da yanlış girmiş. Burası otoyola bağlanıyor. Ama eskiden insanlar emniyet şeridine geçer, geri gelirdi. Şimdi normal şeritten geri geliyor. Nerede eski trafik magandaları ya? Gelen giden aratıyor harbiden. Evet, Almanya'ya gideceğiz. Stuttgart'a gideceğiz Almanya'da. Karayolu da gideceğiz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya olarak rotamız. Dediğim gibi oradan, Avrupa'dan tonajlı yükümüz olduğu için gidiyoruz. Boş gitmemek için de böyle yükleri yüklüyoruz. Mart ayının ilk haftalarında belli olacak dönüş yükümüzün nereden nereye olacağı. Onu da bir sonraki videoda herhalde söylemiş olurum. İşte tam olarak bunu yükleyeceğim. Çerkezköy'den bu beton pompasını yüklemeye gidiyorum, kamyonun üstündeki yapıyı. Sefaköy'e, garaja geldik. Bak taksi böyle önüme doğru kırıyor ki durayım diyor ama duramam. Bugün sadece yıkama, yağlamayı yapıp eve gideceğim. Bu kadar çalışma yeter. Öyle yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum işe. Bir anda fazla yüklenme yapmıyorum. Bir de fabrika yarın öğleden sonra yükleme yapacağını söylediği için o yüzden sabah erken gitmenin bir anlamı yok. Yarın öğlene doğru gelir, çıkar gideriz garajdan. Çerkezköy dediğin nedir? Şurası. Hava karardı. İstanbul'da yağmur bekleniyor. Neden arabayı yıkıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu arabayı yıkamamızın sebebi yağlama yapacağımız için.
Daha doğrusu yağlamadan ziyade bu araba gördüğünüz gibi böyle hidrolik pistonlar, yağlar, hortumlar bu sistemle çalıştığı için zamanla toz, toprak, çamur birikiyor. Bazı yerleri tıkıyor. O yüzden yağmur da yağsa, kar da yağsa, fırtına da olsa buraları temizleyip görmek adına yıkıyoruz. Yıkamayı bitirdik. Şimdi yağlamaya geçtik. Bazı yerlerde otomatik yağlama var. Otomatik yağlama kutularını dolduruyoruz. Dingilleri de kendimiz manuel yağlıyoruz. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Yağ çıkana kadar basıyor. Kağıt kürek işlerimizi de halledip evimize gidelim artık. Bu kadar mesai yeter. Şubat Şubat Perşembe günü tekrardan garaja geldik. Şu arabaları çektirelim önümüzden. Sonra Çerkezköy'e doğru yola çıkarız. Bu seferki video biraz kısa olacak. Ben de farkındayım ama şimdi atmasam niye atmıyorsun diyorlar. Ve attığım zaman da işte böyle kısa oluyor. Benim içime sinmiyor. Şu ağır nakliyeye başlayalım. Mahmut Bey gişeleri kullanmıyordum. Kantar var diye. Kantarı kaldırmışlar artık. Bugün yüklemeyi yapacağız. Ama gümrükleme işlemini pazartesi günü yapacağız. Yani bugün yükleyip arabayı Çerkezköy'de bırakıp tekrar eve gideceğiz. Pazartesi günü gümrük yapılıp yola çıkacağız. Çünkü firmaya söyledim. Dedim yani yavaş yavaş anca böyle kendimi adapte ediyorum. Bir de bugün hemen yükleyip yola çıkamam dedim. Tamam dediler, onlar da anlayışla karşıladılar. Tabii evde yatarken ne oldu? Volvo yeni kabin ve motor tanıtımını yaptı. 780 beygir gücündeki 17 litrelik motorunu tanıttı. Ve ne oldu? Avrupa çekicilerinde en güçlü motor unvanı tekrardan Volvo'ya geçmiş oldu Scania'dan sonra. Bu işler eskiden beri hep böyleydi aslında. Yani 90'lı yıllara yaklaşırken işte Volvo F16 motoru çıkardı 470 beygir. Ne oldu işte Scania bunun üstüne işte 143 450 V8'i çıkardı. İşte Volvo onu 500 yaptı, Scania da 500 yaptı. Hep böyle bir güç savaşları vardı yani eskiden beri. Tabii ben Volvocu olduğum için Scania severlerden şu videoyu en az 1000 kere aldım. Bunu bana devamlı Reels videosunu Instagram'dan gönderdiler. Sağ olsunlar. Bu videoda 730 Scania 750 Volvo'yu böyle kalkış yapıyorlar. Orada geçiyor. Ve bu videoya istinaden diyorlar ki Scania Volvo'yu geçti. Arkadaşlar bu videolara bu kadar takılmayın. O zaman ben de size bir video izleteyim. Bakın burada 750 Volvo'yu Scania tam geçecekken Volvo yarıda Scania'yı şahmat yapıyor. Hop bir de önüne geçiyor. Öyle bir yerde geçiyor ki yani geçemezse sıkışıp kalacak. Yani bu da bir video. Yani videolara takılmayın arkadaşlar. Ki ben gönderenlere de diyorum. Evet olabilir. Scania Volvo'yu geçebilir. Adamın arabası iyi gidiyordur. Şoförlüğü iyidir. Gider. Geçer. Bunda bir sıkıntı yok. Benim sadece hani Volvo'yu böyle daha çok anlatmamın sebebi ağır nakliyede gerçekten daha iyi bir araba. Ha diyorsanız ki ağır nakliyede Scania daha iyidir. Şu gördüğünüz videolar gibi sadece bir tane, çok değil, bir tane Scania videosu bana gönderin o zaman. Neyse bu kadar marka fanatizmi yeter. Zaten böyle marka işini bizim gibi küçük esnaflar yapıyor. Yani büyük firmaların böyle pek markayla derdi olmuyor. Büyük firmalar hangi araba daha az yakıyor, hangi arabanın servis ücreti daha az, genelde onlara bakıyorlar. Adam hesap ediyor. Ön güneşliği almazsam diyor 50 tane araba alacağım diyor 1000 Euro'dan 50 bin Euro diyor. Örnek veriyorum bu tür hesaplar yapıyor. Bizim gibi böyle videolardan işte izleyip de işte şöyle 750 böyle 770 böyle 600 gibi derdine düşmüyorlar. Evet bu arada öğlen saatlerinde Çerkezköy'e de gelmiş bulunuyoruz. Ben geçerken sarıydı. Ah kırmızı yandı. Neyse. Geçmiş bulunduk.
Bu önümdeki 610 Volvo. Adam bununla dorsicilik yapıyor herhalde. Bu firmanın dorsilerini Türkiye içinde yükleyip boşaltıyor ama bu araba çok yakar ya. Neyse. Vardır bir bildiği. Evet, şu ileride sağda bizim fabrika. Buraya daha önce de geldiğim için fabrikaya direkt girmeyeceğim. İleri çekeceğim. Çünkü fabrikaya giriyorsun, telefon numaranı alıyorlar, tekrar geri çıkartıyorlar, git bir yerde bekle diyorlar, biz arayınca gel diyorlar. Bir daha gir çık yapmaktansa, şu ileride bir göbek var, onlarda boşluklar oluyor, oraya çekeyim, ondan sonra fabrikaya gelir telefon numaramı veririm. Akşam 5'e kadar falan bekledim burada, 5'te çağırdılar. Bu arada Çerkezköy'de yaşayan, beni takip eden Balıkesirli öğretmen Gökhan arkadaşımızla buluştuk. Onunla biraz vakit geçirdik, sohbet ettik, sağ olsun. Sonra fabrikaya gittim. Hatta Gökhan da geldi. Yüklenene kadar o da bir süre yanımızdaydı. Burada da bize kameramanlık yapıyor. Buraya hangara geri geri yanaşıyoruz. İçeriden yükleyeceğiz. Evet, yükün yüksekliğini ölçelim. Bize verilen ölçülerle tutuyor mu diye. 3.60 yükün kendi yüksekliği. Yani dorsemizi yerden 90 santime ayarlarsak 4.50 olur. Bir 5 santim daha düşürebiliriz. Yani dorseyi 85 santime ayarlarsak 4.45'te gideriz ama o zaman çok alçak oluyor, yani lastiklere değebilir. Biz gene 4.50 diyelim, sıkıştığımız yerlerde 4.45'e indiririz. Yani daha önce götürdüğümüz için 4.50 ile gidebiliyoruz, bir problem yok. Şöyle kaydırmazlarımızı serelim. Bu yükü yükleyip bir de ambalaj yapacaklarmış. Bağlantı için zincirlerimizi de çıkaralım. Ambalaj için ilk önce dorsenin tabanına seriyorlar. Yükümüzün yüksekliğini ölçtük ama çünkü genişliğini, uzunluğunu ölçmemize gerek yok. Çünkü dorsemiz 2.85 genişliğinde, yükümüzün kendi genişliği 2.55, yani dorsenin ortasında kalıyor. Uzunluk da zaten yine dorseden kısa olduğu için bizim için önemli olan yüksekliği. Dorsemiz şu anda 85 santimde. Genel olarak 85-90 arası kullanacağız dorsemizi yolculuk boyunca. Yani yükümüzün yüksekliği de toplamda 4.45-4.50 arası olacak. 17 ton ağırlığı var. Bu da aracımızla beraber toplam 55 ton toplam ağırlık yapacak. Evet, yükümüzü kaldırdı vinç, tavan vinci. Şimdi dorsenin üstüne koyuyor. Bunu yüklemesi, bağlaması sıkıntı değil. Yani 15-20 dakikalık iş ama ambalaj, ısıtmalı ambalaj, bu biraz uzun sürecek. Bağlamayı yaptık, kontrol ediyoruz. Çünkü ambalaj olacağı için bağlantı yerlerini bir daha kolay kolay kontrol edemeyeceğiz. Ha tabi ekstra bir durum olursa yırtarım brandayı, ayrı konu. Yani yükün güvenliğinden önemli değil. Kapatma işini, brandalama işini başka bir ekip yapıyor. Yarıya kadar kapattılar. Şimdi üstü için tekrar başka bir top branda açıyorlar. Bunlar ilk önce brandanın üst, yani yükün üstüne atıyorlar brandayı. Belli yerlerinden işaretliyorlar, bantlıyorlar, kesiyorlar. Sonra ısıtarak yapıştırıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Vallahi bilmiyoruz. Adam öyle istiyor. Bazı yük böyle açık gidiyor, bazısını kapalı istiyor. Tamamen müşteri memnuniyeti. Tabii Almanya'ya gidene kadar delinir, patlar, bir şey olur mu? Ona da garanti veremem. Ama çocuklar sağ olsunlar benim yanıma yedek bir tane bant verdiler. Açıldıkça yamarsın dediler. Akşam 9.30-10 civarları oldu. Artık evrağımızı da aldık. Çıkış yapacağız yavaş yavaş. Hadi sen çekim yapacaksın. Yapıyorum. Numaram var bende. Doldum ara.
Fabrikadan çıkış yapıyoruz. İstikametimiz Çerkezköy Gümrük Parkı. Oraya gitmeden önce mazot alacağız arabamıza. Aracımızın deposu 1500 litre. Hamza Bey'le sınır kapısından, yani Türkiye'den çıkarken bize 900 litre ucuz mazot veriyorlar. O mazotu da aldığımız zaman 1500 litreyi full bir şekilde çıkmak istiyoruz. O yüzden Çerkezköy'den buradan depomuzu dolduracağız. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Aynadan bakıyoruz. Sağdan bir araba geliyor, değil mi? Şöyle sağdan girdi, geliyor. Ama halbuki göremediğimiz bir araba daha var. İşte bu da tırların kör noktası. Evet, şimdi soru geliyor. Uğur'un arabasının deposu 1500 litre. Uğur Hamza Beli'den 900 litre mazot aldığı zaman arabasının Hamza Beli'de tamamen dolmuş olması gerekiyor. Şu an arabasının içinde 200 litre mazot var. Ve bulunduğu yerden Hamza Beyli'ye de 100 litre mazot yakar araba. Dolayısıyla Uğur şu an bulunduğu yerden kaç litre mazot alması gerekiyor ki Hamza Beyli'de depoları tamamen dolmuş olsun? Evet, cevabı yorumlara yazın. Abone de olmayın. Evet, burası da Gümrük Parkı ama bayağı kalabalık var. Bir de buranın bir özelliği, yağmur yağdı mı her yer çamur oluyor. Burada mecbur bu gece yatacağız. Çünkü gümrük için evrakları bırakacağım. Bir de zaten bu saatte İstanbul'a araba, otobüs bulmak dert olur. Gündüz gözü rahat rahat gideriz. Giriş kısmına daracık bir kantar yaptıkları için hani neredeyse tırlar sığmıyor. O yüzden mecbur ben böyle tersten giriyorum. Çünkü dorsam geniş olduğu için. Evet, şöyle arka taraflarda müsait yerler var. Bu arada bir yere çekelim ve yarını bekleyelim. Evet, bugün günlerden cuma, evrakları gümrükçüye teslim edip eve doğru yola çıktım. Pazartesi günü buradan Almanya yolculuğumuza kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Böyle kısa da olsa vakit geçsin diye bu videoyu attım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya Almanya videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu Çerkezköy'den minibüsler var. Direkt Beylikdüzü'ne metrobüse gidiyor. Oradan hemen kestirmeden böyle eve gelebiliyorsunuz. Bizim Ramazan da arabayı buraya çekmiş. İş yok, bekliyor da.